düşünmek ister. Aslında çocuklar. Beğendi bir günde bir arada olup beğendi karar birlikte almış olduğundan dolayı son derece mutluyum. Belediye başkanımız ve yıllarca Araklı Spor'a hizmet etmiş olan Fatih Çebi başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sözü önce o zaman birçok şeyi söyledi. Söylemeyecek bir şey de birkaç şey de geldim istiyorum. Bu birleşme asla çok zor olmadı. Belki yarım saat sohbet ettik, bir saat sohbet ettik. Birçoğu farklı konularla alakalıydı. Çünkü orta paydamız bizim Araklı'yız. Araklı'ya ne yapabilirimizi düşündüğümüzde bir araya girmesek bile bunun gerekli olmuş olduğunu ekonomik açıdan, ortaklaş hareket açısından baktığımızda bu gerekli olduğunu biliyorduk. İnanın, onlar bir şey söylediler ama bizim çözümleri de var tamam. Kayıtsız şartsız herhangi bir dayatma veya zorlama olmadan direkt sonuca gittik. Çünkü doğru olan buydu. Araklı'mızda geçenize herkes bilmiyor. Kimisi ticari hastalık içimizde ilmektirmeye çalışıyor, kimisi siyasi hastalık içimizde ilmektirmeye çalışıyor ve kimisi sizin toplum örgütleri hastalık içimizde ilmektirmeye çalışıyor. Daha fazla olabilir ama biz de düşündüğümde bence Araklı'nın kaderini değiştirecek 6 tane proje var. Birisi Turuncu Turuncu. Bir diğeri Kadarcıkçı Sayın Başkanım. Bir diğeri Salman Kaş Tüneli'dir. Bir diğeri Sanayi Sitesi'dir. Bir diğeri Sanayi Sitesi'dir. Bir diğeri de Araklı'nın gençlerine sahip çıkmak için sivil toplum örgütlerini bir kenara bıraktığımızda muhakkak gençler sporla buluşmaktır. Aslında spor kulüpleri sadece İnstab ilçemizin yıllardır sürece gelen bu süreçte futbol anlamında ilçemizde bir yorgunluk var. Bu yorgunluğu da anlıyoruz. Zaman zaman çok doğru yönetimler oluştu. Zaman zaman doğru yönetilmediği noktada ondan dolayı Araklı Spor maalesef bu duruma düştü. Bu spor kulüpleri ilçemizde kaymakamlığın, belediyenin, emniyetin, jandarmanın, Diyanet'in tamam. Hepsinin sırtından yük alıyor. Böyle sohbet ediyoruz aynı zamanda. 200 tane, 300 tane genç ufak yaşta, 19 yaşına kadar bir çatalda toplayabileceğimiz farklı bir dernek kuruluş veya sivil toplum örgütü var mı Sayın Başkan? Yok. Ortak paydamız spor, revaçta olduğu açısından baktığımızda da futbol takımı. Aslında içimiz hizmeti diyorsak Salman Kaş Tüneli kadar, sanayi sitesi kadar, ilçemizde turizmi kazandıracak Pazarcık ve Turup kadar spor kulüpleri de inanın o kadar önemli. Bu açıdan başkanım şimdiye kadar bize çok yardımcı oldu imkanlar çerçevesinde. Ama denge kurmakta zorlanıyorduk, onu biz hissediyorduk. O yükü de sırttan aldık, biz bize düşeni yaptık. Bu geri kaldı belediye başkanımıza. Asla çünkü an dışarıda seven ya da sevmeyen insanlar çok farklı şeyler konuşabilir. Araklıspor, Araklı'nın marka takımıdır. Ama maalesef bu duruma geldiğinde burada bir kayıp asla yok. Burada bir kayıp asla yok. Burada iki takımın birleşmesi Araklı'ya güç kazandıracak. Dışarıda ilçemizi temsil edeceğiz. Ve aynı zamanda her anlamda Trabzon'a da Türkiye siyasetine de siyasetine bakacak bir mesajdır. Biz yeri ve zamanı geldiğinde bir araya gelip neler yapabilecek olduğumuz ispatı olacaktır bu. Bu da inanıyorum ki ilçemizin bir başlangıçtır. Devam da göreceğiz Sayın Başkanım. Hepinize teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.